Nasılsınız? Dediğiniz gibi yaparsak eğer burası biraz zor olmaz mı? Bu tasarımımızın temel amacı buydu. İnsanları soğuktan korumaktı. Yani polar örtmelerini istemedik. İnsanlar oturdukları yerde hem soğuktan korunacak hem de güzel bir ortamda rahat bir keyif süreceklerdi. Yani biliyorsunuz şu anda mesela Temmuz ayı içindeyiz. Ama akşamları hava 10 dereceye kadar düşüyor. Kışın zaten -25, -30'lara kadar havalar düşüyor. Yani temel amaç insanları soğuktan korumak. Ve bunu yaparken de doğayla iletişimini kesmiyoruz. Tamam, kendilerini dışarıda hissedecekler ama soğuktan korunacaklar yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadan aileleriyle, çocuklarla bunun içinde oturup güzel zaman geçirebilecekler. Peki müşterilerden nasıl dönüşler alıyorsunuz? Beğeniyorlar mı tasarımlarını? Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Özellikle akşam böyle 9-10'dan sonra buraya yoğun bir talep oluyor. Yani insanlar dışarıda oturmak istiyor. Ama üşümek istemiyorlar. Sivas'ta bu problem var. Yoğun olarak soğuk Sivas. Soğuk bir memleket olduğu için insanlar böyle hem dışarıda oturmak istiyorlar hem böyle yazın tadını çıkarmak istiyorlar. Ama aynı zamanda üşümek istemiyorlar. Böyle ortamlarda yok. Bu sefer de doğayla iç içe olamıyorlar. Burada cuppa devreye giriyor ve insanları doğadan koparmadan sıcak bir ortamda güzel zaman geçirmelerine olanak sağlıyor. Gördüğüm an direkt gelmek istedim. Biliyorsunuz Sivas'ın şartlarını, çok soğuk. Hani akşam oturmaları maalesef çok mümkün değil. O yüzden geldik. Ben çok memnun kaldım. Çok sıcak özellikle. Biliyorsunuz Sivas çok soğuk memleket. Böyle çok beğendim. Buranın çok farklı bir konsept olduğuna inanıyorum. Zaten müşteri memnuniyetimiz de üst seviyede gerçekten. Soğuğa karşı yeterli bir çözüm olduğunu düşünüyorum. İnsanlar burada gerçekten bu manzaranın tadını çıkartacaklar.